Merhaba. Google Ads ile ilgili içerikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün Google Ads dönüşümlerinin birincil ve ikincil işlemlerinin ne olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Aslında oldukça önemli bir konu. Yani daha önceki paylaşımlarımda Google Ads reklamlarının verimli olması için, etkili olması için dönüşümlerin doğru kurulması, izlenmesinin ne kadar önemli olduğunu sık sık dile getirdim. Google Ads dönüşümlerinin nasıl kurulması gerektiği veya bu işlemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili birçok içerik YouTube kanalımda mevcut. İsteyenler dönüşüm kurulumları için de bu videoları izleyebilirler. Bir telefon, WhatsApp tıklaması, online mesajlaşmaya başlama, form doldurma, sepete ekleme veya e-ticaret sitelerinin aldığı siparişler birer dönüşüm olarak tanımlanabilir. Bu dönüşümleri hem reklam verimini ölçmek hem de optimizasyon dahilinde kullanabiliriz bildiğiniz gibi. Peki dönüşümler altında gördüğümüz birincil ve ikincil işlemler nedir? Ne işe yarar? Google Ads üzerinde bir dönüşüm oluşturduğunuzda bu ön tanımlı olarak birincil işlem olarak kaydolur. Siz bu dönüşümü ikincil işlem olarak belirtmediğiniz sürece de birincil işlem olarak kalır. Aslında ne farkları var? Önemli farkı var. O da şu. Birincil işlemler teklif optimizasyonu ve raporlamasında kullanılır. İkincil işlemler ise yalnızca gözlem amaçlı kullanılır. Yani teklif stratejisi olarak dönüşümleri arttırmaya yönelik teklifler kullandığınızda Google birincil işlemlerdeki dönüşümleri sinyal olarak algılar ve tekliflerini buna göre ayarlar. İkincil işlemlerin sinyallerini teklif verirken kullanmaz. Örneğin buradaki örnekte olduğu gibi bir e-ticaret sitesi sipariş dönüşümünü birincil işlem, sepete ekleme ya da telefon tıklamalarını ikincil işlem olarak kullanabilir. Buradaki örnekte iki tane dönüşüm var ve bunun bir e-ticaret kampanyasına ait olduğunu düşünelim. Siparişleri ve WhatsApp'ları dönüşüm olarak takip ediyor. Ancak ikisi de şu anda birincil değerde. Yani dönüşümleri artırmaya yönelik strateji kullanıldığında Google hem WhatsApp'a hem sipariş dönüşümlerine odaklanacağı için e-ticaret sitesi için doğru sinyalleri oluşturmayacaktır. Aslında burada WhatsApp'ın ikinci işlem, sipariş değerinin birinci işlem olması gerekli. Bunu da nasıl yaparız? Örneğin dönüşümlerimizi kurduk ve bunu WhatsApp'ı ikinci işlem yapacağız. Bastık dönüşüme, ayarları düzenle diyerek buradaki hedef ve işlem optimizasyonu altındaki teklif optimizasyonu için kullanılan birincil işlem seçeneğini teklif optimizasyonu için kullanılmayan ikincil işlem olarak seçebiliriz. Bakın burada da gösterecek zaten. İkincil şeklinde işaretlenen bu eylem varsayılan olarak optimizasyon için kullanılmaz ve yalnızca tüm dönüşümler sunumda raporlanır. Yani sadece WhatsApp'ı gözlem amaçlı incelemek için dönüşüm kurduğumuzu belirttik. Ve bu durumda dönüşümlerimiz, iki tane olan dönüşümümüz sipariş birincil işlem, WhatsApp ikincil işlem oldu. Burada sepete ekleme, telefon tıklamaları vesaire yine olsaydı ikincil işlem yapmamız doğruydu. Çünkü bizim özellikle dönüşümleri artırmaya yönelik otomatik tekliflerde baz almasını istediğimiz dönüşümümüz sipariş. Burada bu önemli bir konu arkadaşlar. Eğer diğerleri de birincil şekilde gelirse Google sizin adınıza yanlış sinyaller kullanıp verimli teklifler üretemeyebilir. Kurumsal bir site için WhatsApp telefon tıklaması ya da bir form gönderimi birincil işlem olabilir bu arada. Tabii buradaki örneğimiz bir e-ticaret sitesinden. Dönüşümleri artırmaya yönelik teklif verdiğinizde ve hedef EBM kullandığınızda özellikle daha verimli dönüşümler için teklif vermek için mutlaka size kar sağlayan, size ciddi fayda sağlayan işlemi birincil işlem optimizasyonu olarak seçmeniz, diğerlerini ise sadece gözlemlemek için ikinci hale getirmenizi öneririm. Araçlar ve ayarlar altındaki dönüşümler bölümünde bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Kanalımda yayınlamamı istediğiniz Google Ads veya SEO ile ilgili başlık önerilerinizi yorumlarda iletebilirsiniz. Hepsine dikkat etmeye çalışıyorum. Hepsini bir kenara not alıyorum. Bugünlük bu kadar. Herkese başarılar diliyorum.